Sen ne düşünürsen hayatın öyle olacak. Ama bir insan derse ki, yani bir kişi derse ki, ya tamam arkadaş ben değişmek istiyorum artık derse, işimiz çok kolay. Yunus Emre dizisinde böyle bir replik geçiyor. Diyor ki, insanlar yalana inandırır, biz doğruya inandıramayız. Tam benim aklım var. Varsa başka bir şey gerek yok. Kur'an'da ayet. Allah diyor ki, iste vereyim. Benim düşün neyse, düşüncem neyse hayatım öyleymiş. Bugünün de konusunu bir alışkanlık içerisine doğuyoruz hepimiz. Hepimiz bir öğreti, hepimiz bir beynimizde böyle baskılarla bir nesil olarak büyüdük. Yani bu bize böyle öğretildi hep. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın, öyle de olmaz, böyle de olmaz. Hep insanların gerçekliği bir şekilde bastırıldı. Başka bir hayat mümkün değil. Sen bunun içine doğdun, senin yaşayacağın hayat bu. Aslında ben girişi de buradan yapmak istedim. Bir değişim ve dönüşüm var, mümkün. Ama bu dostlarımız tarafından, bizi takip edenler tarafından böyle çok zor, inanılmaz böyle özellikli kişilerin oraya ulaşabileceği gibi bir algı da var. Lütfen bununla giriş yapalım hocam. Yani bu dönüşüm, değişim, insanın kendini bilmesi, kendini bulması, kendine bir yol çizmesi, özüne bulması, özüne dönmesi. Buradan bir giriş yapalım istersen. Bu nasıl mümkün? Yani şöyle Sinan Bey, değişim, pek çok insan ben değişemem der. Ama bu mümkün değil. Yani şöyle, yani sistem olarak, yaratım olarak. Mesela biz anne karnına düştük. Anne karnına düştüğümüzde gözle görülemeyecek kadar küçük bir şeydik. Yani bir damla gibi. Sonra biz o sırada değişmeyi istemedik ama değiştik. Yani doğmayı istemedik ama doğduk. Sonra bebektik. İstediğimiz kadar değişemeyelim diyelim. Sonra işte çocuk olduk. Sonra da genç olduk. Sonra büyüdük. Yani bu elimizde olan bir şey değil. Sistem, yaratım, evren dahil. Evren hep büyüyor. Elimizde değil, hep büyüyoruz. Yani nehir kendisinden daha büyük denize doğru gidiyor. Yani enerjisel olarak, yaratım olarak her şey büyümeye göre kodlanmış. Biz ne kadar değişemediğimizi fark etsek de hep değişiyoruz. Bizde olan şey şu oluyor belki, işte zihnimizde, yani bilinçaltımızda ailemizin öğrettiği şeyler var, işte sen yapamazsın. Yani işte bir şeyden korktuk, köpekten korktuk, sonra hep korkmaya devam ediyoruz. Ve onlar böyle, o bilinçaltındaki şeyler çok sağlam olunca, o bilinçaltı tam nasıl diyelim onu, bir beton gibi oraya dökülmüş. Ve biz hep oraya takılı kalmayı seviyoruz. O bizim hoşumuza gidiyor aslında. Yani biz değişmemeyi seviyoruz aslında. Çünkü bedenin özelliği şudur. Ya bir şeyi yaptık ya onu bir daha yapmak ister. Şimdi geçenlerde arkadaşımla beraberim. Daha doğrusu arkadaşım değil, abim ve yengem. Ve bir çalışma yapıyoruz. İşte bir inziva çalışması yapıyoruz. Sonra ben onlara şey anlattım aslında. Bedenin şöyle bir özelliği vardır. Beden ağlamak ister. Alışmıştır bundan önce ağlamaya. Ve o beden hafızasını almıştır. Ağlamak ister. O sırada sana ağlayacağın konuları hatırlatır. Sonra da o ağlama modu geçer. Bu defa beden der ki gülmem de lazım der. Bu defa da gülmeyi hatırlatacak, güldürecek konular zihne getirir. Aslında o bizim bedenimizin hafızasıdır. Ben bunu anlattığımda işte o sırada abim de gülüyordu. Dedik o zaman önce bir gülelim, sonra konuyu buluruz. Aslında biz bir daha yaptıklarımıza takılı kalmayı seviyoruz. Ve bunun farkında değiliz. Şimdi benim YouTube kanalına bir arkadaş şöyle bir şey yazmış Sinan Bey. Hocam demiş, anladım pozitif olmalıyız. Anladım neşel olmalıyız. Ya demiş ama Allah aşkına bir gün izin versen demiş. Bir gün felekten bir gece çalsak. Bir ufak açsak. Yanında bir Müslüm Baba çalsa. Yani şimdi biz o sırada ağlamayı, bakın ne kadar keyifli bir şey. Ya buna müsaade et de bir ağlayayım. Şimdi o bize öyle bir yerleştirilmiş ki çocukken. Şimdi bebekken ağlıyorum ben. Ağladığında annem ilgileniyor. Beyin kodluyor hemen. Ağladığında insanlar seni ilgilendir. Daha fazla ağladığında diğer ev ahalisi geliyor. Babam, abim, ablam. Neyi var çocuğun? Sonra ego kodluyor. Ha ben dikkat çekmek istiyorsam ağlamam lazım, üzülmem lazım. Şimdi sen zenginsin Sinan Bey. Kim seninle ilgilensin? Mutlusun, rahatsın. Niye ilgilensin? Sinan Bey dikkat çekmek için bir problem üretmesi lazım. Bir problem üretirse bu defa, yani aslında o bizim egomuzu besleyen bir şey. Üzülmek, ağlamak, ben zordayım demek, neler çektim biliyor musun demek, ben buralara dişimde tırnağımla geldim. Aslında yani siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Bir insan, ben şu an yeni bir program yapıyorum. Yeni program, zenginlik şifresi bir program yapıyorum. Ve o sırada sadece şunu söylüyorum Sinan. Aklın var mı? Akıl varsa
nasıl bir hayat istiyorsam buna imkan var. Çünkü yaratıcı böyle demiş. Yani hani bir kalemi kim bilir? Kalemi en iyi kalemi yapan bilir. Bizi yapan da bize demiş ki sen ne düşünürsen hayatın öyle olacak. Bunu ispat edilecek. Mesela sizin kanalınızın ismi de o. Değil mi? Düşüncenin gücü. Yani sen ne düşün... Bunu ben yıllardır devamlı en çok kullandığım cümle. Artık nereden hafızama yerleştirdi, bilinçaltıma geldi bilmiyorum. Allah yeryüzünü düşüncelerimizi ispat etmek üzere kurgulamış. Şimdi bugüne kadar Sinan Bey'in bir hayatı var, benim bir hayatım var. Nasıl bir hayatım var, düşüncem nasıl söyle bir hayatım var. Şimdi bunu bize ispat ediliyor. Yani bilim adamları ispat ediyor, işte felsefeciler ispat ediyor, düşünürler ispat ediyor. Bizim kutsal kitaplarımızda devamlı bu anlatılıyor. Sonra biz bunu öğrendikten sonra diyoruz ki ama çocukken bana değersizlik verdiler. Tamam çocukken onu verdiler. Verdiler ama sen şu an doğruyu biliyorsun. Onlar verdi diye hayatım boyunca acı mı çekelim? Şimdi biliyoruz ki düşüncemiz neyse öyle bir hayatım. Ben şu anda biliyorum diyelim ki. Bunu kendi adıma şöyle diyebilirim Sinan Bey. Ya ben 36 yaşına kadar böyle tam şeydim. Acıları emen, acıların çocuğu, işte şiir yazmalıyım, böyle Ferdi Tayfur dinlemeliyim. Böyle tam acıların çocuğu. 36 yaşında fark etmeye başladım. Aa durum böyleymiş. Benim düşün neyse düşüncem neyse hayatım öyleymiş. Madem öyle, bugüne kadarki olan şeyler yine düşünmeye devam edersem aynı hayat yaşamaya devam edeceğim. Ondan sonraki değişim gerçekten inanılmaz. Yani şu an birisi bana nasıl böyle başarılı olduğunu, bu duruma nasıl geldiğini dediğimde hep şunu söylüyorum. Ben isteseydim bu kadar güzel bir hayat planlayamazdım. Yani o 36 yaşındayken ben dolmuşa binemeyen bir insandım. Yani maddi olarak çok dipte bir insandım. Şimdi şu anki yaşadığım hayata baktığım zaman o günle bugün arasında yani gemiyle bisiklet kadar fark var. Bunların hepsini tabii ben şeye bağlıyorum. Yani çünkü o güne kadar da çok iyiydim Sinan Bey. Çok iyiydim derken yani o zaman da çok çalışırdım, o zaman da çok okurdum, o zaman da iyi bir insan olduğumu düşünüyordum. Ama tek bir fark varmış. O zaman ben işte İstanbul'a gitmek istiyorum, şu an Ankara'dayım ama arabayı Adana'ya doğru sürüyorum. Ve sonra diyorum ki ben iyi bir insanım, neden Ankara'ya, İstanbul'a varamıyorum? Niye ailem bana yardım etmiyor, İstanbul'a varamıyorum? Oradan birisi bana diyor, için yanlış yolda gidiyorsun. Hayır ya, bugüne kadar hep böyle kullandık arabayı. Yani biz yanlış yolda gittiğimizi fark etmiyoruz. Birisi böyle dediği zaman da rahatsız oluyoruz. Ama bir insan derse ki, yani bir kişi derse ki, ya tamam arkadaş ben değişmek istiyorum artık. Derse işimiz çok kolay. Ama ben aynı hayatı bir daha yaşayacağım, yapacak bir şeyimiz yok. Yani Yunus Emre dizisinde böyle bir replik geçiyor. Diyor ki, İnsanlar yalana inandırır, biz doğruya inandıramayız. Bu cümle çok hoşuma gidiyor benim. İnsanlar yalana inandırır, biz doğruya inandıramayız. Yani sizin o sayfanızda okuduğumuz kitaplar, Sinan Bey, gerçekten normal şartlar altında belki milyon dolarlar verilerek elde edilecek kitaplı bilgiler olması lazım. O ara satırlarda öyle büyük müjdeler var ki, yani madem, ben mesela en son akıl diye bir kitap yazdım Sinan Bey. Orada bu kitabı okuyan herkes şunu fark edecek. Tamam benim aklım var. Varsa başka bir şey gerek yok. Ama ben neye değişmek istiyorum onu bilmem lazım. Şimdi bir arayışta izliyoruz ya Sinan Bey. Herkes bir arayışta. Ama ne aradığımızı bilmiyoruz. Yani tamam bir arayışta niye arıyorum? Niye aradığımı bilmediğimiz zaman nasıl bulacağım? Dolayısıyla o bizim bilinçaltı dediğimiz şey ya da o düşünce dediğimiz şey bizi istediğimize götüren şey bize diyor ki yani şöyle bir şey söyleyeyim Sinan Bey. Bilmiyorum inançlı mısınız? Allah diyor ki, bakın Kur'an'da ayet. Allah diyor ki iste vereyim. Ama yanında şunu söylemiyor. Bakın yani Müslüman olursam veririm demiyor. Çalışkan olursam veririm demiyor. İyi insan olursam veririm demiyor. İste vereyim diyor. Sadece bu. İste vereyim.